Denizli'den geliyoruz biz. Kaç gündür buradasınız? Yaklaşık bir 6 gün oldu. 6 gün. Ama gerçekten buranın durumu kötü. Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Yani buradaki insanların şu anlık değil, devamlı olarak bir ihtiyacı söz konusu. Yani bu yardım tırları olsun, erzaklar olsun, çadırlar olsun yetmez. Yani Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Peki siz burada ne görev yapıyorsunuz? Ben burada kamyon şoförüyüm. Kapanmış yolları açıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Molozlar var, onları da taşıyoruz. Evet, molozları da döküm sahasına taşıyoruz. Orada biriktiriyoruz. O şekilde. Günde kaç saat çalışıyorsun ortalama? Yani sabah saat 6.30-7'de başlayıp akşam 12, 1, 6, 8 yani saatimiz yok bizim. Peki tahminen günde kaç defa gidip geliyorsunuz harfiyat alanına? Yani seri başı yaptığımız zaman yani bir 20-25 o şekilde devam ediyoruz yani. Evet. Peki çok fazla moloz yeri var mı yani? Var. Durum nasıl? Yani Hatay'ın durumu şu an kötü ama eminim düzelecek. Yani düzelecek, her şey zamana kaldı. Düzelecek yani, şu an yapılacak bir şey yok. Zorlanıyor musunuz? İllaki yani evimizden geldik, sıcak yataklarımızdan çıktık geldik. Ama yattığımız yeri de Allah'a şükürler olsun yani gene. Bunu ne için yapıyorsunuz? Yani bu insanlıktan başka hiçbir şey olamaz. Para için yapar mıydınız? Valla yani biz çok dış görevlere de gidiyoruz. Yani öyle para için pek kimsenin böyle yere gelip de paranın peşine düşeceğini zanneden bir insan değilim ben. Peki normalde böyle bir ortama, daha önce buna benzer bir ortama girdiniz mi? Girdik. Bodrum yangınına gittim, Antalya yangınına gittim. Evet. Kastamonu'ya gittim, sel felaketine. Yani burası farklı mı? Burası çok farklı. Yani burası gördüğüm en kötü yer. İsim şey Umut Serbest.